En iyi dostlarım, benim hikayem. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ela. Kıvırcık, kahverengi saçları ve kocaman gözleri olan bir kızım. Tonton ve çok sevimli bir anneannem var. Beni hep eşek gözlüm diye sever. Hemen gülmeyin, dünyanın en güzel gözleri eşeklerde olurmuş. Bu yüzden bana böyle sesleniyormuş anneannem. İnanmıyor musunuz? O zaman araştırın. Annenize sorun mesela ya da babanıza. Sonuçta onlar bizden çok şey biliyorlar ama onlar da bilmiyorsa kitaplardan araştırabilirsiniz. Her şeyi de benden beklemeyin canım. İnsan merak ediyorsa mutlaka bir yolunu bulur değil mi? Çok akıl verir gibi oldum farkındayım. En iyisi artık hikayemi anlatmaya devam edeyim. Dişlerim azaldı bu sıralar. Sizin de azaldı mı? Güldüğüm zaman boşluklar oluşuyor. Anneannem o zaman da dişlerini fare mi yedi diyor. İyi ki hayvan dostlarımız var. Yoksa ne diyecekti acaba? Fark ettiniz değil mi? Anneannem benimle çok uğraşıyor. Beni çok sevdiğinden yapıyor. Bunu biliyorum. Bu yüzden de onun şakalarına hiç alınmıyorum. Yaptığı esprilere beraber gülüyoruz. Anneannem gülerken göbeği sallanıyor. Onu öyle görünce kahkahalarım artıyor. Ben güldükçe o daha çok gülüyor. Göbek daha çok sallanıyor. Merak etmeyin, kimseyi rahatsız etmiyoruz. Evimiz kocaman bir bahçenin ortasında. Sesimizi duyacak kadar yakınımızda kimse oturmuyor ki rahatsız olsunlar. Bahçemizde bir sürü meyve ağacı. Elma, armut, şeftali, kayısı, vişne, kiraz. Of, anlatırken bile ağzım sulanıyor. Siz hiç meyveyi dalından koparıp yediniz mi? İmkan olursa denemenizi öneririm. Ela demişti diyeceksiniz. Yalnız bunu yaparken yanınızda birinin olmasına dikkat edin. Tehlikeli olabilir. Mesela ben ağaca tırmanırken koca kafa beni aşağıda bekler. Koca kafa köpeklerimin bana en yakın olanı. Evet, bir sürü. Köpeğim ve kedim var. Geçen gün vişne ağacına tırmanmaya kalktım. Tabii yanımdan hiç ayrılmayan koca kafa da beni gözlüyor. Kollarımla ağaca sarılıp ayaklarımdan destek aldım. Ve yerden biraz yükseldim. Yukarıya tırmandıkça kollarım acımaya başladı. Bir an dikkatim dağıldı ve hop yere çakıldım. Az kalsın koca kafanın üstüne düşüyordum. Benim uyanık dostum tam zamanında geriye kaçıp kurtardı kendini. Ben düşünce bir yerim kırıldı diye çok korktu. Etrafımda döndü. Havlayarak yardım çağırdı. Annemler duymamıştı. Bir şeyim yoktu, merak etmeyin. Kolum biraz acıdı ve çizikler oluştu, o kadar. Koca kafa kolumu yalayarak iyileştirmeye çalıştı. O yaladıkça kolum gıdıklanıyordu. Gülmeye başladım. Ben gülünce iyi olduğumu anlayan koca kafa mutlulukla zıplamaya başladı. Anladım ki oyun istiyordu. Oyun oynamak en sevdiği şeydi. Tıpkı benim gibi. Hatta bence sizin gibi. Biz çocuklar oynayarak mutlu oluyoruz, değil mi? Ailece hayvanları çok seviyoruz. Hem evimiz bahçeli olduğundan bakımı kolay oluyor. Aslında ben onlara hayvan demiyorum. Onlar benim dostlarım. Şimdilik siz anlayın diye böyle söyledim. Duyarlarsa bana kırılırlar. Nasıl mı anlayacağım? Henüz bilmiyorsunuz. Tabii benim süper güçlerim var. Merak ediyorsunuz biliyorum ama acele etmeyin, anlatacağım. Yavaş yavaş tanıyacaksınız beni ve tüm özelliklerimi öğreneceksiniz. Bence böylesi daha heyecanlı.